Selam millet, Dede Oyunlar'da tekrar birlikteyiz. Kardeşlerim, Cosmo Tier oyununa yeni bir bölümle tekrar karşınızdayım. Nasıl? Fakeledim sizi. Oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz diyecek gibi başladım. Oyunuyla da demedim. Böyle bir cümle. Şimdi son bıraktığımız yerden beri ben neler yaptım söyleyeyim. Birincisi galaksiler değil. Mesela ben şuraya geldim ama hani bir şeyi fark ettim. Galaksiler değil, galaksilerde aldığınız görevler sizin fame'inizi etkiliyormuş. Mesela şu iki dörtlük görev fame vermezken, şu 1-3'lük görev fame'i limittesin diye veremezken, 4-6'lık görev limiti 440'a kadar çıkaran bir görevmiş kendisi. Görevin level'ı etkiliyormuş yani fame'i. Bölge bulunduğumuz bölge değil. 15 fame vereceğim sana diyor. 440'a kadar fame vermeye devam ediyor. Yani bunu 440 fame'de yapsaydık limit diyecekti, daha fazla vermeyecekti. Bizim fame'imiz de şurada yazıyor, 372. Pirate Base Yoket var mesela. Aynı şekilde bu 45 fame veriyor. Hem de bu bölgenin de reputation'ını veriyor diyor. Onu da buradan görüyoruz. Gemimizi incelersek ne yaptık? Hemen bakalım. Gayet güzel, simetrik. Adı atılgan olan bir tane gemi yaptım şöyle. 3 adet shield kullandım. Büyük shield'ları dışarı çıkarmanız lazım. 3 tane böyle çiçek gibi shield'ımız var. 4 tane double lazer koydum üzerine. Heavy lazer 4 tane. Disruptor koydum, düşman kalkanlarını indirsin diye. 2 tane mining lazer koydum. İleriye geriye doğru büyük roketlerim var. Hayvan gibi arka tarafta roketlerim var. Tayfalarımı da bir sürü çeşide ayırdım. Genel tayfa, tüfekçi, mühendis, pilot, kalkanlara güç veren kanka diye. Ve binaları da şöyle görünüyor. Hepsi güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi hemen bir kombat simülasyonunu yapalım. Bakalım nasıl oluyormuş. Bu kadar saydığımız şey nasıl vuku buluyormuş, anlayalım hep birlikte. Evet. Karşımızdan bir rakip geldi. Bizim gemimize bakıp onun gemisine bakarsak hiç de küçük değil açıkçası. Hatta bizim geminin gölgesi adamın gemisinin üzerinde duruyor. 6. Scarab Knight. Gemisini şöyle bir incelersek eğer, gemisinde bir tane small shield generator var. Bir small shield generator daha var. Gemisinde iki tane flak bateri var. Bu arada bu savaş bizim canımızı yakabilir hatta o derece. Ben öncelikli olarak bunun heavy blasterlarına bir dalmak istiyorum hemen şöyle. Heavy Blaster'larına doğru yardırayım. Zaten Shield'dan dolayı öyle aman aman hasar vuramayacağız. Ha, Shield kapandı. Bir Heavy Blaster'ı yapıştırdık. Hemen ikinciye saldırıyorum. Çok güzel oldu. Buradan sonra bu geminin ana sistemlere saldırmak daha mantıklı. Çünkü o da bizi cezalandırıyor büyük ihtimalle şu anda. Ortadan atak yapmaya devam edip biz yardıralım. Çünkü şunu indirdiğimiz anda geminin işi bitti demektir. Gördüğünüz gibi gemi artık koca bir Scrap Knight, koca bir Scrap oldu. Bizim yediğimiz hasar bunun karşılığında ne? Bakalım, orta shield inmiş. Çok bir hasar yok ama galiba. Shield mı inmiş anca? Galiba anca shield inmiş. Şimdi şunu bir önce şöyle bir alalım. Burada hızlandırılmış moda geçiyorum ben. Hızlıca toplarken. Hasar yemedik, shieldlarımız çok iyi iş yaptı. Ben de inanamadım hatta buna. Shieldların bu kadar iyi iş yapması beni duygulandırdı. Şunu bir olduğu gibi koparıp alalım diyorum ben. Bilmiyorum ne dersiniz. Şöyle de bir açı alalım gemimizle. Şu büyük roketleri koyduğum için yanlara geminin hareket kabiliyeti çok arttı. Gemiye verdiğimiz şöyle bir layer var yeni. Etrafında bir kalkan, bütün etrafında koyabileceğim makul yerlerine kalkan dizilimini yaptım. Umarım havasızlıktan ölmüyorsunuz kendi kendinize. Ha, evet, ölmüyorsunuz. Şu dışarıda kalanlar da çok üzücü bir manzara ama biraz önce patlamış olan flak var ya, o flağın tayfaları işte. Oksijensizlikten boğulana kadar orada öyle takılıyorlar. Bizim geldiğimiz yerde bir unknown kontrat var. Peki. Şimdi şurayı biz bir halledelim. Düşman geldiği zaman hemen düşmanı gözümüzden kaçırmamamız lazım. Çünkü bir keresinde böyle düşmanı gözümden kaçırdım. Shield'ın olmadığı bir yan taraftan doğru bana yaklaşıp şu vaziyette. Hatta düşmanlara şöyle önümüzü dönsek daha iyi olacak. Olası bir bize hızlı yaklaşma, aynen hızlıca yaklaşıyor da bize. Hızlı yaklaşma durumunda buna karşı koyabiliriz diyecektim. Geldik karşılıklı. Yine de ne olur ne olmaz diye ben şöyle ikinci sistem diye bir kaydedeyim. Sonra da hızı düşüreyim. Ani hamleler yapabilmek, kararlar verebilmek adına. Starmold. Starmold diye bir şey geldi. Bu adam da 3 tane shield kullanıyor. Üstelik 3 tane de ion emitter'ı var. Ion emitter'larla yardırıyor. Peki. Bakalım nasıl olacak bu iş.
Evet, ion emitterlarla adam bana gerçekten yardırıyor. Helal olsun. İlk emitter gitti ama sanki. Evet. Şimdi ikinciyi de göndermem lazım. Evet. Şimdi üçüncüyü de göndermem lazım. Güzel. Bundan sonra artık nerede adamın roketi bir şey varsa onu vurabilmemiz lazım bizim ama. Adamın yan tarafında da lazer varmış. Nasıl kandırık yaptı bize? Vallahi nasıl kandırık yaptı, nasıl kandırık yaptı. Yan tarafında da lazer varmış. Oradan bir ince sıktı adam bize. Şu anda kırmızı bir araç yok sağımızda, solumuzda. Bunun da malını mülkünü toplayabiliriz. Çok acayip depo yaptım gemiye. Geminin bu kadar büyük olmasının en büyük sebebi depoları oldu. Her yeri depo çünkü ne zaman bir materyal lazım olacağı hiç belli olmuyor. Sizin her şeyi toplayabilir olmanız gerekiyor. Ben kendi görevlerim arasında bir şey yapamıyorum şu anda ben. Ben bir istasyon bir şey bulmalıyım aslında anladığım kadarıyla. Mesela şurası bir istasyon olabilir herhalde gibi geliyor bana. Yeni bir uzay istasyonuysa burası. Burası uzay istasyonu falan değilmiş. Peki uzay istasyonu nerededir acaba, şu mesafenin dışında mıdır? Abi bu, siz nesiniz? Bu anlam kontrat. Peki burada gemiler ne? Bunlar gemi, evet hareket ediyorlar. Mesela şöyle bir gelsene. Şimdi biraz yavaş olarak ilerleyip şöyle shield'lı olan burnumuzdan doğru onun ne olduğunu görmeye çalışalım. Gerekirse shield'ımız hala bizi korurken geri basıp devam edebiliriz. Bakın şöyle bir kontrolü otomatiğe alayım. Hafif dönüp şöyle ilerleyeyim. Otomatik kontrolü bırakayım. Ha, bunun ne olduğu belli. Small Distribution platformmuş bu. En azından bir tanesi Small Distribution platformu. Yani bir tanesinde sıkıntı yok. Peki şöyle gelsem tekrar ona diyeceğim. Tekrar otomatik kontrole geçsem şöyle. Ateş edip etmediğimi göremiyorum ki. Pause'da oyun. O yüzden ateş edemiyorum tabii. Ha, şimdi görebiliyorum ateş edip etmediğimi. Mesela şöyle ateş ederken ha, otomatik kontrolden çıkalım. Mermimize doğru bir gidelim. Yok, mesafeleri zaten oralara yetmiyormuş. O yüzden duruyormuş kendileri. Şurada bir tane gemi var. 5. seviye. Bu istasyonları da ne var silah olarak? Silahları tehlikeli olabilir bak. Disruptor. 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 Adamın her şeyi disruptor. Bütün silahları disruptor. Bizi üzebilirler. Bu ne? Small Disruptor platform. Ya şimdi ben bu Small Disruptor platformu anında yok ederim. Ama ne zaman ki o Small Disruptor platformu yok etmeye çalışıyorum bak. Hemen bir şey geliyor. Bana karşı saldırıyor. Şu anda mesela bu iki tane araçtan birine saldırırsam öteki beni atomlarıma ayıracak. Bak o kadar güzel şey yapmışlar ki çökmüşler ki oraya. Apostate Down daha az silahı olan, çoğu silahı disruptor olan bir gemi. Bu da çok daha acayip silahlarla saldırıyor. Ama bizim gemi zaten dağıldı bile şu anda yani. Ya anında geri kaçıyor. Neyse ikimizin arasına başka bir tane geminin girmesine sebep oldu. Kötü bir tercih yaptı bile diyebilirim hatta şu anda bu gemiyi. Oo mükemmel, mükemmel. Mükemmel, çok fazla açıldı. Dönmek için şey yapma ama. Benden şey bekleme. Ah. Shield Generator'a hasar vurmam lazım artık.
Evet, Shield Generator, Shield Generator, Shield Generator gitti. Gövdeden gir artık buna. Mükemmelsin. Small platform kaldı bir tane. Büyük ihtimalle o bizi mahvediyor deminden beri. Small platform da gitti. Kardeşlerim böyle bir galibiyet yok. Ben size söyleyeyim, böyle bir galibiyet yok yani. İmkansızı başardık. Yani gemimizin büyük olmasının sebebi bunlardan daha güçlü olmamız değil. Gemimizin büyük olmasının sebebi çok fazla deposu olması gemimizin. Yani oyunda bir şeyler yapabilmek için böyle işte bir şeyler toplayabileceğimiz zaman, toplayacağımız zaman falan sonsuza kadar bu işlemi yapabilsin diye çok daha rahat bir şekilde toplama işlemlerini hayata geçirsin diye gemimiz böyle büyük. Ciddi rakiplerle kapıştık yani. Ve önemli materyallerimiz de acayip azaldı. Tamam, bu şimdi bir. Bekle, sen daha dur. Bunları topla. Şöyle geleyim ben. Benim sinirlendirmeye başlıyorsun ama bununla. Yani iki dakika bir müsaade edeceksin ki ben de şey yapayım. Şurada bir nefes alayım. Pinkum Station'a hail edeyim. Vallahi adamı hail ettim. Adam da benim hail'ımı karşıladı. Ne kadar görev varsa şimdi alıyorum bu adamda. Station'da. Rescue Pinkum Station. Evet, bunu da yaptım. Şimdi bu bitmiş diyor zaten. Korsanları elimine et, defense platformu bilmem ne yap. Bu bitmiş. Tamam. Asteroid Field'ı temizle diyor. Korsanları temizle. 310 limitine yaklaştığımız için bak bu artık fame vermiyor. Bu yine basit bir görevmiş. O yüzden fame vermiyor. Bu istasyon, bu sektörü inceleme görevi 440 limitmiş. O yüzden sadece 8 fame veriyor. Fugitive Bounty. Bu da bu kadar veriyor. Peki delivery görevlerini yapmıyorum. Bunu %75 inceleme görevi var. Bunu yapıyorum. Şu iki görevi de alayım artık ben. Tau istasyonu falan demiş. Ben bunu repair edemiyor muyum peki? Bak şimdi bunu hail ettim. Tamam. Ha senden adam da alabiliyorum. Çünkü benim iki tane crew'um ölmüş. Nasıl öldüyse. Peki. Malzeme diyorum. Şimdi sana bir şeyler satacağım ben. Hazır ol. Benim üzerimde 165 MO var. Sana onu satıyorum. Benim üzerimde 2064 tane şey var. Onlardan da büyük bir miktarını satacağım ama 20 tane sat seçeneği var. Bir de hepsini sat seçeneği var. Bu biraz üzücü olmuş. Çok satmak istediğiniz zaman böyle fıtı 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 diye satman lazım. Şunun da bir kısmını satacağım. Bu değerli olduğu için onu satmayacağım. Başka da bir şey satmayacağım. Trade'i gerçekleştir deyip pauza açacağım. Abicim ne düşman ne hostile bir bölge burası ya. Peki. Şimdi gemimize bir şöyle gelelim. Tamam mı? Bir build diyelim. Aslında her şey simetrik ama bizim bir tane sensör array'a ihtiyacımız var. O yüzden daha fazla adam almak istediğimde şu anda alabiliyorum. 90'da 90'da 79 kişi lazım bana diyor. Senin canın sağ olsun. Lazım olmasa da alırım zaten ben adamı. Buraya bir tane daha şöyle yatakhane koyayım. Şu double'ı kaldırayım. Şu binayı patlatır yoksa. Bıraktım. Bir tane de böyle bıraktım. Kapı alayım. Onları da şöyle koyayım. Bu adamlara birer tane fazladan kapı bırakayım. Bunlara da çok daha fazladan kapılar bırakayım böyle. Giriş çıkışlar hızlıca içinden gerçekleşebilsin. Burayı da dört bir yandan besleyebilsinler. Aynı şekilde. Şu anda okeyiz gibi. İhtiyacımız ne bizim? Bir onu anlamaya çalışalım. Yani neye ihtiyacımız var bizim? Mesela elektrikte şunu yapsak daha iyi değil mi? Buraya koyabiliyoruz bunu. Koridoru kapatıyor ama içinden geçiş için izin veriyor. Ha, gerekirse koridoru kapatmam. Şöyle yaparım. Kapanmaz koridor. Ama bunu halletmiş oluruz. Ya 80 tane kaliteden yapacağım diyor bunu. Elektrik ihtiyacımız çünkü şu anda arttı. Artık elektriği karşılayamayacak seviyedeyiz biz. 14 nokta bilmem kaç istiyorum diyor. Ben bu koridoru kapatmayayım, şöyle yapayım. Bu zırhın tamamının içine kadar girsin bu. Ya
Yangın söndürücü bir tane mi var orada? Bak. Aslında bunları böyle koyup crew quarter'ları şeye koymak lazım ama neyse. Silah ekleyeceğim çünkü galiba yanılmıyorsam. Kendimi doğru tanıyorsam. Bir tane koydum böyle. Elektrik ihtiyacı sapıttı. Ama ben simetriyi severim. Bir de böyle koyuyorum. Zırha geliyorum. Şuradan zırhı seçip şöyle alıp şunu açsaydım keşke. Şu vaziyetten etrafını korumaya alıyorum onun. Bu taraftan bir geçiş sıkıntımız oldu. Doğrudur. Bakın onu her tarafından kapı yaparak ekarte edelim böyle. Biraz yavaş çalışacaklar ama bu tarafa doğru giderken şimdi onun farkındayım. Yapacağımız ne var? Yapabileceğimiz bizim de. Flak bateri var bizim de bir tane. Emo kullanıyor devamlı. Bunu yapabiliriz. Yangın söndürücü alıp yangın söndürücü bırakabiliriz bir yere. Şöyle. Ama burada zaten yangın söndürücü var. O yüzden buraya bırakabiliriz yangın söndürücüyü. Ha bak. Böyle olursa gayet güzel bir şekilde kimsenin yolunu da engellemiyor. Daha hızlı gitmek için bir şeye ihtiyacımız yok. Crew için yer yaptık. 102 tane crew olabilir artık dedik. Command point'imiz yeterince var. İhtiyacımız olan şey şuradan. Daha da command point istersek köprü yapabiliyoruz. Bu iyice büyük bir gemi yapacağım zaman kullanacağım bir şey. Adamlar için başka bir şeye ihtiyacımız yok. Üretim tesisi kurabiliyoruz ama kurmadım. Birilerini gemimize çekecek bir traktör, beam emitter gibi bir şey kurabiliyoruz ama onu kurmadım. Daha büyük bir gemide artık o. Ya da artık depolarından vazgeçeceğiz bu geminin diyeceğiz ki bu depo falan fetiş bu işler. Gerek yok böyle şeylere diyeceğiz. O zaman bunu yapabiliriz. Şimdi bakalım blueprintlere. EMP Missile Factory aldım. Mine Factory aldım. Steel Smelter aldım. Coil Factory aldım. Faktörler dışında her şeyi almışım ben zaten. Hyper Coil Factory. Tri Steel Smelter. Ne istiyormuş bu? Titanyumu. Tristeel yapıyormuş. Bir şey söyleyeyim mi? Para basabiliriz bunlara. Diamond Smelter. Bu ne yapıyormuş? Diamond'ı smelt ediyor herhalde. Çok da bu soruyu sormamıza... Artık bunlar biraz ağır oldu. Bir saniye. Bunlar biraz ağır oldu. Maksimum crew'u alayım be. Evet. Kazandığımız parayı gömmüş olduk. Bakın yeni görevlerin hepsini zaten çıkardı bizi haritada. Bir de dışarıda adamlarımız var. Bir bekleyelim önce dışarıdaki adamlarımız gelsin. Sonra burada yapılacak da çok çıl... Sen ne yapıyorsun? Bana doğru mu geliyorsun? Bak kırarım ağzını bunun ha. Şimdi burada aslında mine desem ben. Sonsuz tane mine edilecek şey var. Şöyle bir gelsem. Hele de yeni artmış tayfa sayımla. Şu gemiyi izliyorum. Bir gözüm onda hala. Doldu mu bizim şey? Dur. Dur yolcu. Sana şimdi ben satış yapabilirim istiyorsan bak. Şu steel'in alayını satabilirim. Bana o steel lazım diyor. Hepsini alırım diyor neredeyse. Al sana onu sattım hepsini. Initiate trade dedim. Pause'u da kaldırdım. Sonsuza kadar trade etsinler sana onu. Daha da alırım diyor. Bir saniye sana onu daha da satmadan önce ben etrafta ne var ona bir bakayım. Daha da ne var? Şöyle yapıyorum. 275 tane daha steel varmış. Sanki ama şurada bir de ha bu arkadaş o arkadaş değilmiş. Sanki bir de leşler olması lazım burada. İstasyondan uzaklarda da kalmış olabilirler biraz. Ya da onları bıraktığın zaman kayboluyor da olabilirler. Yo bak bir tanesi burada. Small Disrupting bilmem ne falan diye adını söylüyor.
Bakalım ne alıyormuş oradan. Steel aldı. Çok da bir şey alamadı. Ama ya gemi leşleri vardı ya burada. Bak gemi leşleri vardı. Vallahi vardı. Gemi leşi ara diye bir şey yok mu ya? Bu istasyonları da bayağı uzaktan hayal ediyormuş maşallah. Tamam canım. Bıraktım seni. Seni kaderine terk ettim. Şimdi şöyle bir gideceğim. Burası ne diyor? Target area. Renegade Pack Bounty. Hemen giriyorum oraya. Ama oraya gitmeden önce yine oyunumuzu bir kaydediyorum. İkinci sistem diye. Ya bunu maalesef yapmak zorundasınız. Bu kadar fazla oyun kaydetmeli oynamak evet tartışılır ama yani oyun çok acımasız. Sizi bir yanlarsa birisi böyle bir merhaba diye arkadan falan saldırırsa geçmiş oluyor size. Bak hatta şu anda bu üçü bir korkunç bir komboyla geliyor üzerime. Sirius, Blackburner, Candlewick. Yani gemiler dandik ama bak nasıl biri sağa doğru ayrılıyor, biri sola doğru ayrılıyor falan diye böyle geliyorlar. Şu asteroid kuşağının arasına girip savaşacaktım aslında onlarla da. Neyse hadi öyle bir şey yapmadım şimdi. Tamam bu açığa çıktı artık, onu da patlatayım, seni bir kurtulalım senden. Ha ben patladım değil mi? Benim gemim patladı, mükemmel. Adam yandan geldi, hiç shield olmayan yerden command modülü patlattı, oyun bitti. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Sen benim acayip sinirim bozdun ha. Yani senin hak ettiğin buydu. Bir. Yani bunu bir şey yapalım. Bilelim. Ateş edecek misin adama? Ha, şimdi başladı ateş etmeye. Peki. Peki. Bunu da yok ettik. Demek ki kardeşlerim yani çok da stres yapmaya gerek yok. Taktik maktik yok. Bam bam bam. Gibi oynamamız gerekiyormuş. Adamlara odaklanıp döndükten sonra shield'ımız güçlü olan burnumuzu verdikten sonra adamlara herhangi bir sıkıntı yok yani. Rezil ediyoruz adamları. Ne kadar hasar yedik şimdi göreceğiz. Ne kadar hasar? Ya şu coil'ler hiç olmuyor biliyor musun? Coil'ler olmuyor yani bak. Coil'ler bütün işi bozuyor. Ve orada airlock hatch tamam, armor hatch tamam, bilmem ne tamam, hepsi tamam da huge thruster gitmiş ortadaki. Huge thruster'ı bir daha yerine koyamam diyor. Kaç tane eksik ondan? Şu kadar eksik. Tamam, şu an için durumumuz bundan ibaret. Bunu kabullenmek zorundayız. Bu adam da gelip bize saldırmayı deneyecek. Allah'ın emri. Geliyorum şöyle. Gemiyi böyle çeviriyorum. Yanımızdan geçiyormuş gibi duruyor. Gelsin şimdi. Bu yalanla gördüğü anda bize saldıracak. Agent, Agent bilmem ne. Ben anlamam öyle şeyleri. Yardırdım. Yine domuz burnu gibi burun yapmış. En sevmediğim stil. Geçmiş olsun. Evet, 6 kişi daha mı saldırıyorsunuz abi? Peki. Ha, vurdu onu neyse ki, durdurdu. 2 tane de diamond istiyor. Ne? Diamond'ı ne için istiyorsun abi? Large shield generator ortadaki. Mükemmelsin. Peki ben bunu build ettiğim zaman ne kadar kuruyorum? 120'ye 30, 2'ye kuruyorum. Şuradan 120, 30, 2'ye kuruyorum. Repair edeceğim 120, 30. Zaten yani şu vakıttan sonra çok da bir şey fark etmeyecek. Pause'u durdur. Gel abi. Onu da sat. Çok da tın canım. Repair al. Onun haricinde bir şey repair ol. Onun haricinde bir şey kaybetmemişiz gibi bir şey neredeyse zaten. Şimdi bak.
Madencilik diyorum sana. Şunları diyorum. İçinde ne var bilmiyorum ama aradığım hiçbir şey yok belli ki. Tristil adamda da yok. Mükemmel. Diamond adamda da yok. Bu diğer istasyon neredeydi? 34. Gemimin şekli yüzünden bu kadar kötü zıplıyorum burada da onu söyleyeyim. Gemimin büyüklüğü yüzünden çok kullanışlı değil diyor şu Hyperspace Drive'ı. 6. seviye yine. 6 şan şöhrete sahip. 2 tane Heavy Blaster'ı var. 1, 2, 3, 4 tane Small Shield Generator'ı var falan filan. Peki. Peki. Heavy Blaster'ı bir türlü patlatamadık. Anca patlattık. İyi bir dayak yedik galiba biz onun Heavy Blaster'ı patlatana kadar. Bütün her şey yok oldu. Bir de Heavy Blaster'ı yok olmadı adamın. Biz başka biriyle daha mı savaşıyoruz? Hayır. Gayet adamın sağından solundan fırlayan roketler bizi patlatıyor. Abi peş peşe shield açılıyor. Bir şekilde adama, yani bizden beter adam. Zarar veremiyoruz adama. Arkadaki gemi bize yetişirse daha da eğleneceğiz. Evet, daha da eğlenemedik. Daha fazla eğlenmemize gerek kalmadı. Bakalım şimdi repair'ımıza. Meh, dandik. İnanılmaz, tahminimden çok 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 daha iyi dövüşmüşüz. Bakıyorum oradan. Tristeel falan var mı diye. Yok. Tristeel yok peki. Bu görevi tamamlamış olduk en azından. İki tane görevi tamamlamış olduk. Üç tane görevi tamamlamış olduk aslında. Payment'ımızı aldık. Payment. Bir daha payment. Bir daha payment. Bir de senden malzemem varsa o kadar hayra geçecek ki. Tristeel'in varsa mesela, şöyle Diamond'ın varsa, Initiate Trade diyeceğim. Ondan sonra build diyeceğim şöyle. Misler gibi motorumu geri koyacağım. Sonra shield'ımı geri koyacağım. Acı çekiyorum burada resmen ya. Evet ve burada daha biz belli ki olmuyor yani. Daha tayfamız var. Efendim gücümüz var. Bu durumda asıl yapacağımız şey şöyle olacak. Peki abi koy, ben gerçekten anlamadım niye böyle bir şey yaptın senin. Kapın nerede abi senin? Bunun kapısı yok. Ha, şimdi oldu. Evet, şimdi oldu. Evet, aslında kullanmak istediğim tabi haliyle şu. Deck Cannon. 7500 vuran atış başına. Ya da Flak Bateri. Hem roketleri vuran hem kendisi heyvan gibi bir silah olan bu. Ya da bu. Ama şu anda bunları kullanamıyorum maalesef. Çünkü onları yapacak Tri Steel'di galiba. Bataryalarımız yok. O da bana roket atıyor bu arada. Ben onun roketlerini vurup düşürmeyi deneyeceğim tabii. Çok sağlam bu gemiler ya. Bunlar kafadan girmek aslında çok büyük bir hata yani. Şu anda adamın shield'larıyla falan boğuşuyorum hala. O kadar gereksiz bir savaş verdik ki. Ve şu anda diğer adamların yanına çekiyor bizi. Diğer adamların yanına çekti zaten bizi. Biri orada, biri burada. Hemen şunun üzerine gitmem lazım şöyle. Ne yapıyorsun? Dur.
Hayır. Hemen şöyle bir pozisyon almam lazım. Diğer adam bana yandan dalmadan. Aynı gemi. Aynı geminin lacivertiyle uğraşıyoruz. Evet. Ya galiba küçük shield kullansam ben de çok daha iyi olacak biliyor musunuz? Çünkü küçük shield'ı kaportanın arkasına koyabiliyorsunuz. Ben kaportanın arkasına koyamıyorum shield'ımı ya. Adam 4 tane shield koyuyor yani. Benim shield'ım büyük ama en önde duruyor. Patladım mı o hasar görüyor. Dünya kadar zarar görüyorum. Bak şimdi. Yine shield patlamış. Çünkü ben kaportanın arkasına saklayamıyorum. Halbuki küçük shield'ları kaportanın arkasına saklayabiliyorsunuz. O kadar sıkıntı ki yani bu. Savaşı kazandığıma sevinemiyorum yani öyle söyleyeyim. Vallahi savaşı kazandığıma sevinemiyorum. Şuradaki malzemelere bakıyorum. Bana kaybettiğim malzemeyi vermiyor. Bir de ne yaptın babacığım ya? Taksim'den başladık yemin ederim Sarıyer'e kadar savaştık. Kardeşlerim umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.